Cins Dergi Sunar 55.000 Kare Taha Kılınç Hazreti Peygamber ve kendisine iman eden Müslümanlara Mekke döneminde uygulanan 3 yıllık boykot, İslam tarihinin en bilindik sahneleri arasındadır. Yok sayma, hakaret ve işkence safhalarının fayda vermediğini gören Mekke müşrikleri, inançlarından vazgeçmemekte direnen Müslümanlara karşı kapsamlı bir yıldırma operasyonuna girişmiş, bu çerçevede Hazreti Peygamber'in ailesi olan Haşimoğullarıyla bütün münasebeti kesmeye karar vermişti. Kureyş kodamanlarının aldığı karar uyarınca onlardan kız alıp verilmeyecek, kendileriyle ticari faaliyetler tamamen durdurulacak, dışarıdan onlarla iletişime geçmek isteyenlere de müsaade edilmeyecekti. Boykota direnebilmek için Mekke'nin kuzeyindeki Ebu Talip mahallesinde toplanan Hazreti Peygamber ve etrafındakiler, 3 yıllık süre boyunca açlıkla, tecritle ve her türlü iftira kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştı. İsmail Kılıçarslan ağabeyin tabiriyle bu burada bir dursun. 2014 yılında Suriye rejiminden kaçarak yurt dışına giden Sezar, İngilizce'de Caesar, Arapça'da Kaiser Kod adlı askeri polisin ifşa ettiği korkunç fotoğraflar büyük bir infial uyandırmıştı. Sezar'ın küçük bir flash bellek içinde taşıdığı toplam 55 bin fotoğraf karesi 11 bin dolayında tutukluya Suriye hapishanelerinde uygulanan insanlık dışı muameleyi gözler önüne seriyordu çoğunluğu sıradan halktan ve sivillerden oluşan tutuklular işkence görmüş organları parçalanmış gözleri oyulmuş aç bırakılarak zayıflatılmış vahşi bir şekilde öldürüldükten sonra da hepsi teker teker fotoğrafla kayıt altına alınmıştı 12, 13 ve 18 Ocak 2014 tarihlerinde şahit olduklarını uzun bir röportajlar silsilesiyle anlatan Sezar'ın ifadeleri, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası adıyla ABD'de kanunlaşarak Beşar Esed rejimi ve destekçileri İran ve Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırımın önünü açmıştı. 17 Haziran'da yürürlüğe giren kanunla şimdiden Suriyeli birçok isim ve şirkete ekonomik yaptırımlar başlatıldı. Aralarında 1400 yıldan fazla zaman bulunan yukarıdaki iki gelişme, Mekke'deki boykot ve Sezar'ın ifşalarından sonra yaşananlar, geçtiğimiz Cuma günü 19 Haziran, Şam'ın simgesi konumundaki Emevi Camii'nde ilginç bir hutbeye konu oldu. Hatip oldukça tanıdıktı. 2013'te bombalı bir saldırı sonucu yine Şam'da öldürülen Suriyeli ünlü din adamı, dığı Sait Ramazan Elbuti'nin oğlu Tevfik Elbuti. Ölümüne kadar babasının sürekli çıktığı minbere bir anlamda onun vekili olarak çıkan Tevfik Elbuti Suriye Devlet Televizyonu'ndan da canlı yayınlanan hutbesinde Esed rejiminin karşılaştığı ekonomik ve siyasi yatırımları Mekke döneminde Hazreti Peygamber ve ashabına müşriklerin reva gördüğü boykota benzetti. Boykotun hakikat ehlini dost doğru yoldan alıkoymak için uygulandığını kaydeden Buti, Beşar Esed'i bizzat Hazreti Peygamber'in makamına yerleştirmekten de çekinmedi. Buti'nin ifadelerine göre Esed yönetimine baş kaldıranlar ve muhalefet edenler Kureyş müşriklerinden farksızdı. Bu ti eli iyice yükselterek hatta dedi onlardan bile daha aşağıdalar. Çünkü müşrikler içinde Müslümanlara yardım etmeye çalışan birkaç kişi çıkmıştı. Fıkhu Sire isimli meşhur kitabıyla Türkiye'de de geniş kesimlerce tanınan Said Ramazan Elbuti, suikaste kurban gitmeden hemen önce yaptığı açıklamalardan birinde Suriye ordusunu Hazreti Peygamberle omuz omuza savaşan sahabe ordusuna benzetmiş, rejim muhaliflerini de sahabeye karşı mücadele veren müşriklerle kıyaslamıştı. Tevfik Elbuti'nin bu noktada babasının izinden yürüdüğü ve İslam tarihinin önemli safhalarını bazı rejimine meşruiyet kodunu olarak kullanma işine onun bıraktığı yerden devam ettiği anlaşılıyor. Suriye rejiminin artık hiçbir şekilde gizlenmek imkanı bulunmayan vahşiliği, ulema sınıfının az sayıda istisna hariç bilgilerini ve halk nezdindeki itibarlarını bu vahşetin altını doldurmakta kullanırken hiçbir hudut gözetmeyişi Rusya ve İran'ın Esed'e sınırsız destek vererek insan hayatını ve onurunu hiçe sayan siyasetleri, ABD'nin masum sivillerin çıplak cesetlerini kendi ajandası için kullanmaya odaklı iki yüzlü ve tutarsız politikaları. Tüm bunlar Suriye dediğimiz ülkeyi, onun iç dengelerini ve dışarıdan hangi aktörün neye oynadığını gösteren çok önemli işaretler. İçinden geçtiğimiz süreçte Suriye'yi tanımak epey pahalıya mal oldu hepimiz açısından. Ümid edelim ve diyelim ki İslam coğrafyasının gelecek nesilleri Suriye tecrübesini mantıklı ve ayrıntılı bir şekilde okusun, böylece bugünkü bazı hatalara düşmekten kendilerini korusun. Cins Dergi sundu. Taha Kılınç